Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü videoda sizlere kan esasına göre Alman vatandaşlığı doğumla nasıl kazanılır bunu izah etmeye çalışacağım. Videomuz başlıyor. Alman vatandaşlık kanunun birinci maddesine göre Alman vatandaşlığına sahip olan kişiler Almandır. Aynı zamanda doğumla kan esasına göre ve doğum yeri esasına göre Alman vatandaşlığının nasıl kazanılacağı Alman vatandaşlık kanunun 4. maddesinde düzenlenmiş. Bununla ilgili olarak ben bu videoda sadece ve sadece kan esasına göre Alman vatandaşlığı nasıl kazanılabilir bunu size izah etmeye çalışacağım kanunu düzenlemeye göre. Onu söyleyeyim hemen, Alman hükümetinin kabul etmiş olduğu yasa tasarısında bu konuda, yani kan esasına göre Alman vatandaşlığının kazanılmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Onun için mevcut duruma sizinle paylaşacağım. Alman vatandaşlık kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasına göre Alman anne veya babadan, bakın ikisi de Alman olabilir veya biri Alman vatandaşı olması yeterli, anne veya babadan evlilik birliği içerisinde doğan bir çocuk nerede doğarsa doğsun, ister Almanya'da doğsun, isterse yurt dışında, Almanya dışında doğsun, Alman vatandaşıdır. Alman vatandaşlık hakkı var. Hemen örnek vereyim. Örneğin Türk vatandaşı Aziz Bey'le evli olan Münevver Hanım 1996 yılında Alman vatandaşlığını alıyor ve mavi kartlı oluyor ve kendisinin 1999 yılında dünyaya getirmiş olduğu Fatih isminde bir oğlu oluyor. 2001 yılında da Zarife isminde bir kızı oluyor. İşte Fatih ve Zarife, Münevver Hanım Alman vatandaşı olduktan sonra, çünkü birinci maddeye göre söylemiştik, Alman vatandaşlığına sahip olan kişi Almandır. Burada Münevver Hanım'ın ırkı veya uyruğu, milliyeti hiç önemli değil. Alman vatandaşı olması halinde, ki öyle, o zaman oğlu Fatih ve Zarife de Alman vatandaşıdır. Fatih veya Zarife ister Almanya'da doğsun, isterse Türkiye'de doğsun, isterse Fransa'da doğsun, isterse Amerika'da doğsun hiç fark etmiyor. Çünkü burada kan bağı esası önemlidir. Yani bir Alman vatandaşına kan bağıyla bağlı olup vatandaşlığın alınması söz konusudur. Ancak burada dikkat etmemiz gereken konu, Münevver Hanım Alman vatandaşı olduktan sonra dünyaya getirdiği çocukları Alman vatandaşı olabiliyor. Yani şu anlamda söylüyorum, doğum anında anne veya babadan birinin mutlaka Alman vatandaşı olması gerekir ki kan esasına göre Alman vatandaşlığı hakkı kazanılsın. Yoksa daha sonradan kazanılmış, yani doğumdan sonra, çocuğun doğumunda Alman vatandaşı değil. İşte bununla ilgili olarak da bir soru geliyor bana. Diyelim ki, bir örnek daha verelim. 1977 yılında Almanya'ya gelmiş olan Zeliha Hanım, 1978'de ve 1980'de diyelim iki tane çocuk dünyaya getiriyor. Kendisi o zamanlar Türk vatandaşı. Zeliha Hanım'ın eşi olan Süleyman Bey de Türk vatandaşı. Yani iki tane yabancıdan doğmuş çocuklar. Bunlar doğum anında Türk vatandaşı olduğu için anne baba, doğan çocuklar da Türk vatandaşı olacaktır. Alman vatandaşlık hakkı yoktur. Neden? Çünkü doğum anında anne babadan birinin Alman vatandaşlığı yok. E diyelim ki Zeliha Hanım 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçti veya 1992'de Alman vatandaşlığına geçti. O zaman geriye dönük olarak doğum yaptığı, bu 78 ve 80'de doğum yaptığı çocukları Alman vatandaşı mı olacak? Hayır, böyle bir şey olamaz. Çünkü doğdukları anda anne babadan biri Alman vatandaşı değildi. O zaman böyle bir hakları yok. Peki doğum yeri esasına göre, burada o gelebilir akla ama bu videonun konusu değil. Doğum yeri esasına göre de bu çocuklar Alman vatandaşlığı hakkı elde edemezler. Neden? Çünkü o tarihlerde, doğum anlarında Alman vatandaşlık kanununda böyle bir hüküm yok. Yani doğum yeri esasına göre Alman vatandaşlığının, iki yabancıdan doğan Alman çocuğun Alman vatandaşlığı alması diye bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı da Alman vatandaşı olamazlar. Ancak 1-1-2000'den sonra yürürlüğe giren kanun gereğince, işte iki yabancıdan doğan ve belirli şartları da yerine getiren çocuklar Almanya'da doğmuşlarsa onların bir vatandaşlık hakları oluyor. Ama bu videonun konusu değil. Diğer bir videoda bunu anlatacağım. Çok geniş bir konu çünkü o.
O doğum yeri esasına göre vatandaşlığı bir sonraki videoya bırakıyoruz. Evlilik dışı doğan çocuklarda ise doğum anında anne Alman vatandaşı ise sorun yok. O çocuk Alman vatandaşlığını alır çünkü annesi bellidir. Baba Alman vatandaşı ama anne diyelim ki Türk vatandaşı ise o zaman ne olacak? Bu durumda evlilik birliği dışında doğduğu için çocuk mutlaka ve mutlaka baba tarafından Alman hukukuna göre tanınması idari yoldan ya tanınacak ya da dava yoluyla bu soy bağının kurulması gerekir. Yani babalığın tespiti davası açılması gerekiyor. Şayet Alman baba çocuğu tanırsa idari yoldan hiçbir sorun yok. O zaman bu çocuk Alman vatandaşlığını alır. Ama tanımazsa Alman hukukuna göre şayet çocuk küçükse anne çocuk adına dava açabilir. Çocuk 18 yaşını doldurdu mu dava açabilir veya daha küçükse kendisine bir vasi atanmışsa diyelim ki bir betroyası var. Onun açması halinde babaya karşı Alman vatandaşı babaya karşı bu mahkeme sonucuna göre tabii ki babalığın tespitine karar verirse bu kişi yani doğan çocuk Alman vatandaşını kan esasına göre kazanmış olur. Yalnız bu tanımanın mutlaka ve mutlaka kanuna göre çocuğun 23 yaşını doldurmadan tanınması, idari yolla tanınması veya davanın bundan önce 23 yaşı doldurmadan önce açılmış olması gerekiyor. Dava eğer 23 yaşından önce açılmışsa daha sonradan 25 yaşında da bitse bu geçerli sayılıyor. Soy bağı kurulmuş oluyor ve çocuk Alman vatandaşlık hakkını elde edebiliyor. Kısaca Almanya'da bulunan anne babası belli olmayan çocuklardan da bahsedelim. İşte bizim Türkiye'de olduğu gibi sokakta bulunan, cami önünde bulunan çocuklar gibi Almanya'da da sokakta bulunabiliyor. Veya hastane ve kiliselerin bebek bırakma kasaları bulunuyor. Böyle bir yerleri var. Almanlar özel olarak yapmış. Buraya bırakılan çocuklar anne babaları belli olmadığı için kanun bunlar için de bir düzenleme getirmiştir. Eğer buluntu çocuksa yani demin söylediğim gibi herhangi bir sokakta bulunmuş bir yerde bulunmuş veya hastane veya kiliselerin kasalarına bırakılmış çocuklar aksi sabit oluncaya kadar aksi ispatlanıncaya kadar Alman vatandaşının çocuğu sayılırlar ve bunlar da Alman vatandaşlığını hak ederler. Kanunda diğer bir düzenleme de 31 Aralık 1999 tarihinden sonra yurt dışında doğan bir çocuk. Örneğin diyelim ki Türkiye'de bir çocuk, anne veya babası Alman vatandaşı olan bir çocuk dünyaya gelmişse, Alman vatandaşlığını da bu yolla almışsa ancak mutat meskeni de halen Türkiye ise bu çocukların dünyaya getirecekleri yine yurt dışında dünyaya getirecekleri çocuklar Alman vatandaşlığını alamıyorlar. Neden? Çünkü bunların mutat meskeni yani Almanya dışında ikamet ediyorlar ve çocuk da Almanya dışında ikamet ediyor. Burada kanun daha sonradan getirildi. Kanun devamlı bir yurt dışında bulunan ve Almanya ile Alman vatandaşlığıyla sıkı bağları olmayan kişileri Alman vatandaşı yapmak istemiyor. Bundan dolayı böyle bir hüküm getirilmiştir. Ancak dediğim gibi buradaki şartlardan işte 31 Aralık 1999'dan sonra anne babadan dolayı yurt dışında örneğin Türkiye'de doğan çocuk mutat meskeni Almanya ise halen Almanya ise tabii şartlar oluşmuyor. Bu durumda da kendisinin dünyaya getirdiği çocuk Alman vatandaşı olabiliyor. Buradaki diğer bir şart da yani diyelim ki mutat meskeni Türkiye 31 Aralık 1999'dan sonra Türkiye'de doğmuş anne babadan dolayı da Alman vatandaşı ama onun dünyaya getireceği çocuk şayet diyor kanun burada bir istisna var. Şayet diyor çocuk vatansız kalıyorsa ancak ve ancak o zaman Alman vatandaşlığını alabilir bu çocuklar. Genelde de bizim Türk vatandaşları genelde de bu şekilde diyelim ki Zeynep Hanım 2000'de doğmuş, Türkiye'de doğmuş ama anne babadan biri Alman vatandaşı olduğu için kendisi Alman vatandaşı ve Türkiye'de de yaşamaya, örneğin Bingöl'de yaşamaya devam ederken işte kendisi 2000 yılında diyelim ki 2000 yılında bir Türk vatandaşı Tahir Bey ile evleniyor ve Cenap isminde bir çocuğu da 2023'ün 1 Mart'ında dünyaya getiriyor. İşte bu durumda çocuk vatansız kalmıyor. Çünkü anne babadan biri zaten Türk vatandaşı olduğu için
Türk vatandaşlık hakkını alabildiği için bu durumda yeni doğan bebek cenap Alman vatandaşlığını alamıyor. Tabii ki bu yeni bir düzenleme, birazcık sert. Ancak demin söylediğim gibi eğer çocuk vatansız kalıyorsa bu durumda Alman vatandaşlığını alabiliyor. Böyle bir durum olabilir. Alman nüfus kanununun 36. maddesi gereğince annenin, yani Zeynep Hanım'ın diyelim, bunu Melde Amt'a, yani Alman Standesamt'a, yani Alman nüfus dairesine doğumdan itibaren, cenabın doğumundan itibaren bir yıl içerisinde bildirmesi gerekiyor. Yurt dışındaysa, yani Türkiye'deyse örneğin Alman Büyükelçiliğine veya konsolosluğuna müracaat etmesi gerekiyor bu bir yıl içerisinde. Eğer iki anne baba Alman vatandaşıysa, diyelim ki Zeynep Hanım'ın evlendiği kişi de Alman ise, yine ikisinin birlikte bu bir yıl içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Ben kısaca bunu bu şekilde paylaşmış olayım size. Kan esasına göre doğumla Alman vatandaşlığı bu şekilde kazanılabiliyor. Ama dediğim gibi bu konuda hükümetin yeni kabul ettiği vatandaşlık reform yasa tasarısında bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Bu kesin mevcut uygulama bu şekilde devam edecektir. Bu verdiğimiz bilgiler Alman vatandaşlık kanununun 4. maddesine göre hala yürürlükte olan mevzuata göredir. Tabii ki ben videoda her şeyi paylaşamıyorum. Şu mola zamanında birçok versiyonları olabilir. Değişik bir versiyonları olabilir. Kan esasına göre Alman vatandaşlığının kazanılması. Bununla ilgili olarak Alman hukukunda avukatlara veya Standesamtlara, Alman nüfus müdürlüklerine veya Bürgeramtlara müracaat edip bilgi alabilirsiniz. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda, başka bir videoda buluşmak üzere. İyi günler.